mesajlar. Gördük ki işte benim stilimde ne tarz ne değil, kim tarz kim değil ondan sorulurmuş. Yani öyle gördük. İlk haftada iki sözünden biri bana göre tarz değilsindi. Ayşegül All Star'da hikaye başladı. Bakalım nasıl devam edecek? Ayşegül Doğan podyumda. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Biraz hastasın, evet. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Kim oldun sen? Cruella de Vil. Cruella de Vil oldun. 101 Dalmaçyalı'daki kötü karaktersin. Evet. Peki, gel bakalım soralım. Evet, Ayşenur. Kostümün çok güzel görünüyor. Ve koreografini de çok beğendim. Ama sanki biraz bir şeyler eksik gibi geldi bana. Yani makyajın yeterli değil. Kostümünde de eksiklikler var ve koreografide daha çok akılda kalıcı şeylerini de yapabilirdin. Peki. Nihal? Cruella ben olacaktım. O yüzden araştırmıştım. Bunun bir sürü kostümü var. En kötüsünü seçmişsin Ayşegül. En düzünü seçmiş olsaydım buraya bir kürk giyip içine düz bir siyah giyerdim ki eminim öyle bir şey yapacaksın. Mesela ekrandaki Ve kaz ayaklı bir takımı vardı. Onu da yapmak bana çok basit geldi. Bunu yapmak en azından daha zıt, daha ters köşe olur diye böyle bir şey yapmayı tercih ettim. Şey yapabilirdin mesela, köpek falan alabilirdin yanına. İşte köpek mesela bunu söylüyorsun ama buraya biz bile bu sıcakta zor dayanırken... Hayır, gerçek köpek almana gerek yok. Oyuncak köpek almak komedi bana göre. Getirebilirdin. Bana göre oyuncak köpek almak komedi. Ben sana bunu daha önce söylediğinde de söyledim. Yani gerçeğini bence çıkartamıyorsam de oyuncağını neden buraya çıkarayım değil mi? Bir hayır, karakterinin şey en belirgin özelliği... Dalmatyalılarla evet, geziyor. Evet, ben de bunu zaten biraz üzerimde de yansıtmaya çalıştım. Bilemiyorum, bana yansımadı. Yani çünkü sen bunu olamadığın için herhalde sana yansıtmadı. Mutsuz biraz değilim onu olamadığım şey. İçin Ayşegül. Fidan. Ben hasta olduğun için performansını biraz daha canlı olmasını beklerdim ama hastasın sanırım değil mi? Çok evet, geçmiş olsun. Evet, teşekkürler. Kostümünü ben de beğendim. Kolaya kaçtığını düşünmüyorum. Uğraş vermişsin bence. Güzel yani. Yani evet bu karakterin birçok kostümü var. Hı-hı. Ve en belirgin kostümlerinden biri değil bu. Ve ben bir belirgin kostüm olmadığı için bunu seçtim. Kaz ayaklı bir takım olup dağınık bir saç yapsaydım eminim burada daha hazır olurdu. Ve ben sizin aranızda kendimi rahatsız hissederdim. Şu an sadece hasta olduğum için rahatsız hissediyorum. Kostümümden gayet eminim. Bu sıcakta köpekleri getirmediğin için de güzel bir davranış olarak evet. Görüyorum. Normalde ayarlamıştım köpek ama bir 5 saat gibi bir süre bekleyecekti burada. Onun için Özden.
Ben ödev yaparken Cruella'yı yapmıştım bir şeyde, kreasyonumda. Orada çok araştırdım. Hani okey tamamsın ama kırmızısız ve mücevhersiz Cruella olmaz. Yani şu an baktığımda ben Cruella'yı görüyorum ama inanılmaz eksiksin. Yani şey gibi düşün. Şöyle bir şey. Şu an şirinlersin. Ben de kuletası olmayan bir şirinler var gibi karşımda, anladın mı? Anladım ama şöyle bir şey var. Cruella'yı sen de yapabilirdin, ben de yapabilirdim. Ki sen çok farklı bir hali olabilirdin. Ben şu an yaptığım görüntünün aynısıyım, eksiksizim, tamam. Yani eğer başka bir halini yapacak olursan sen bunu tamamlarsın ama ben üstüme fazla bir şey alamam çünkü yapmam gereken bu zaten. Ve ben zaten bu olduğu için bunu tercih ettim. Senin görünen gibi Cruella olsaydın çok değişik bir şey katmamış olacaktım. Şundan bahsediyorum. Mesela barok yapıyoruz. Atıyorum Gülşah da yapmış, birçok kişi de yaptı bu podyumda. Sen hani beyaz gelip ben şirinler oldum deyip ben böyle böyle hani yapmak istedim demiş gibi görünüyorsun. Yani eksiğin olmazsa olmazları var. Hayır ama bu kırmızı ve görselde. Olmazsa olmaz, hiçbir şey yok. Cruella'nın biraz araştır, ödevim olduğu için araştırmıştım canım ben. Keşke oradan siz yapsaydınız, biri daha yapsaydı. Ben yapıyorum deyince vazgeçtiniz. O zaman yapsaydınız ama ben burada daha önce yaptım. Yapmış olsaydınız. Siyah beyaz partiye Cruella konseptiyle geldim. Belki izleyenler hatırlar. Ama bu kadar, siyah, bu kadar gelmedin. Bu kadar gelmedim. Saçımı falan yapmadım. Köpeklerim de gitmişti zaten. O zaman sen de zaten eksik yapmışsın ama demek ki. Ama ben hafta içi bir konseptimde yapmıştım. O zaman Cruella yaptım demeyeceksin. Cruella yaptım demiyorum. Sen neden bunu saptırıyorsun Ayşe? Yok şu an öyle dedin. Hafta içi konseptimde Cruella yapmıştım diyorum dedi. Ama tamam, yapmıştım olarak diyorsan yapmamıştım. Hani o zaman yapmış stilini da olmuyorsun özden. Stilini yapabilirsin. Cruella fashion diye bir şey var. Anladın mı? Okey ama ben de bu hali yorumladım ve bu hal eksiksiz diyorum. Duyanız işten mi? Hayır. I understand you canım da alt yazı geçiyor konuşalım mu? Aynı şeyi söylüyorum, anlamıyorsa ben hayır, daha nece konuşabilirim? Hayır aynı şeyi söylüyorsun, bir kırmızısız ve mücevhersiz. Evet bu Cruella post, ben de tek bir şey söylüyorum. Bu görseli bu halinde sadece kırmızı olan tek şey ruju. Okey bu kadardır. Allah okay. Allah. Gerçi ayak tutamıyorum. Eksik okey. Okay. Sana göre. Peki. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Ivana. Evet. Şimdi Cruella Dovi. Olmak için daha gösterişli elbise, daha zengin tarz, daha yapay kürk, pırlantalı takıları kullanmalısın. Ha evet, burada kapak olarak mesela bir resim görüyoruz. Olabilir ama film içinde ve onun tarzın bu tarz aslında değildi yani. Filmin çok daha zengin ve daha gösterişli bir şeyler vardı. Kostümler vardı. Ah dalmaçyalara. Üzerindeki pelerini sevmedim. Bilmiyorum. Yapay durdu. Saçları da öyle. Saçlı doğal durmuyor. Makyajları da öyle, beyaz çünkü ten çünkü o biraz olmadı. Aslında benimle hiç alakası olmayan bir şey. Biz burada saatlerdir bekliyoruz Ivana Hanım. Ve inanın ondan oluyor. Saç düşüyor, makyaj bozuluyor. Yani benimle alakası hiçbir şekilde yok. Şimdi görüyorsun onun saçının böyle bir uçlar ama dışarıda. Ama o terden durabilecek tarmış bir şey değil ki. Seninki bayağı bonus gibi oldu. Yani siyah beyaz saç, pontiyeli bir pelerin Cruella Dovi olmak demek değil yani. Ben çok beğenmedim. Evet emek var tabii ki. Ama ağlıyor mu? Bence de bu tarzını tamamlamadın sen bu akşam. Teşekkür ederim. 5 puan Ivana'dan. 5 puan. Urkan. Ayşegül, ben saçlara takılıyorum. Saçlar tamam, bir partiye, kostüm partisine geldiğin zaman bakarım sana. Kime benziyor, kime benziyor? Dalmatçadan çıkarırım kime benzediğini. Ama saçının alakası yok. Bir de o pelerinin daha zengin olmasını isterdim. Yürürken daha kısır kumaşla bırakmışsın. Daha zengin olup yürüseydi. Ama ben arkadaşım gibi o kadar demeyeceğim sana. Bir şeyler yaptın, özenmişsin. Ben saçların ve pelerinin dışında tamam diyorum. 7 veriyorum sana. Teşekkür ederim. Burkan'dan 7 puan. Nurella. Ay Ayşegül, niye ağlıyorsun? Çünkü hasta hissediyorum biraz. Efendim? Hasta hissediyorum biraz kendimi.
Ayşegül, iyileşmek için terletirler, iyi gelir ya. Benim en sevdiğim şey, bilirsiniz, puantiye. Leoparla boğa aram iyi değil uzun bir zamandır. Dargın mısınız? Dargınım biraz ona. Üçlük girdi araya. Evet. Ben puantiye çok severim. Ağlama. Ay burayla ilk yok. Sadece kendimi kötü hissettiğim için ağlıyorum. Ay ne var? Kim öldü? Ne oldu? Yok bir şey yok. Hayır sadece biraz hastalık ediyorum ondan. Aa size ne oldu böyle? Ne kadar alıngan, ne kadar... Yok sizde hiçbir alakası yok. Hayır hayır. Ya bırakma. Dur bakalım bir puan verelim. Emeğe saygı yapalım. O puantiyeler kesilmiş, monte edilmiş. Evet Peru'nu öyle yapabilirdin ama diyorsun ki çok sıcak ondan mı? Evet biraz ondan. Ay Ayşegül ne olursun bakkala gecesi enerjim çok iyi. Ben de ağlamayı hiç sevmiyorum ama şu an inanılmaz takip. Sıcak mı geliyor? Evet. Üzme canını. Bunun için ağlanır mı? Aa Ayşegül. 6 puan Hayra'dan. 6 hayatım. Siyah beyaz dem baba. Beşiktaş. Nerede alkol? Var mı? Asalete bak. Ben Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş'ı kıskanıyorum. Niye? Renkler. Siyah beyaz. Asalet. Kemal. Geçmiş olsun Ayşegül. Teşekkür ederim. Ben bakar bakmaz Cruella de Vil yaptığını hani içeri girer girmez bir kostüm partisinde olsam anlarım derim ki bu kadın o kadın. Sonuçta bu bir kostüm partisi, ikon canlandırılmadığı için birebir olmasına gerek yok. Sen o karakteri seçmişsin, yapmışsın. Anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. %100 başarılı mı? Hayır, değil. Tabii ki hatalar var. Ben de 6 veriyorum. 6 puan daha Kemal Doğulu'dan. Teşekkür ediyoruz. 6 verdi yani. Teşekkür ederim. Ayşegül'üm seni yerine alıyorum. Sevgili izleyiciler, yarışmada bir haftayı tamamlıyoruz ama inanır mısınız onun gözünden hala bir damla yaş akmadı. Gerçekten çok şaşırtıcı. Hayır olsun inşallah diliyoruz ve podyumda bakalım neler yapacak, nasıl bir koreografiyle gelecek merakla bekliyoruz. Tuğçe Ergiş'i podyumda.
Batman. Batman Forever. Alkışlar Batman'e. Hoş geldin. Hoş sarmaşık. Evet. Zehirli sarmaşık oldum. Oldun. Valla ilk galadığında inanılmaz heyecanlandım. Yaparım diyordum böyle bir şeyler ama. Valla bir şeyler yaptın. Oldu mu olmadı mı? Bakalım inşallah. Yürüyor olmayacak. Gel bakalım yıldızına. Gizem. Koreografini çok beğendim. Senin zaten vücut dilin çok iyi. Bugün de çok güzel kullandın. Kostümünde de kendi emeğin de var. Evet. Daha iyisi olamazdı herhalde. Yani benzetmişsin. Bence güzel olmuşsun. İlk gala için de çok iyisin. Çok teşekkür Galalarda ederim. Galalarda başarılıydın zaten. Çok sağ ol. Hepimiz güzel. Emeği var. Görüyorum hepimiz bir şeylerimizi yapıyoruz. Ama ilk defa herhalde bir kostüm olarak çok fazla benden bir şeyler oldu. Gülşah. Ben de Poison Ice, zehirli sarmaşı ben de düşünmüştüm. O yüzden araştırmıştım. Pelerin ucunda normalde kırmızı vardı onun ama tabii birebir olmadığı için. Koreografini çok beğendim. Ben sadece elbisen dikeni biraz daha musameli, biraz daha yoğun beklerdim. Buradaki yaprak kısmı daha yoğundu ya. Evet. Bir de orası biraz ama genel tabii ki de belli. Yani teşekkür ederim. Ya omalar kullanmak istemiyoruz tabii burada kuralımızdı. Ama spreyim yetmedi. Saçlarım çok fazla evet, sprey aldı çünkü. Kırmızı. Maalesef yetmedi evet. Teşekkür ederim. Hazır mısın Tuğçe'cim? Geçebilirim. Teşekkür ederim. Tuğçe. Efendim. Partnerinle birlikte başardın. Gayet güzel gözüküyordun. Fakat yaprakların bana çok cılız geldi. Sanki böyle yani koymuşsun oraya bir de yaprakların uzaktan görünüşü çok iyi görünmüyor. Bir de kusur sende, saçlarında bulacağım. Saç, bu saç stili seni, tamam ille kardeşim geliyorsunuz bir kostüm partisine ama biraz da kendinize yakışan, kendinizi daha boylu gösterecek. Hatta bak çıktı bile ekranda. Seni bu basmış. Bastım. Daha böyle gösterebilirdin. İçinden kendi renklerinde görünüyor. Ay nedir bu çift renk derdim, olsun o kadar da demeyeceğim. Saçlarını daha yüksek gösterseydin. Bir de o yaprakların fazla olsaydı, demin oradan bir arkadaşım söyledi onu, Gülşah mı söyledi? Daha iyi olabilirdi diyorum. Peki. Ama 7. Teşekkür ederim. 7 puan Urkan Erez'den. İyi puanlar gene. Teşekkür ediyoruz. Ederim. Nurella. Ay nereden, cennetten mi kaçtın Huri? Aa, güzel olmuş muyum? Yok yani yeşil böyle. Aa, bana cenneti de hatırlattın. Şimdi siz bu pelerin diktirdin değil mi pelerinle? Hayır, bu yapıştırıldı üstüne tek tek şeyle, silikon tabancasıyla. Hatta birazını da içeride yaptım. Ben yaprakları sormadım. Ha bunu mu? Evet. Evet. Ay pardon. Bakın bundan sonra pelerin giydiğiniz zaman pelerin düzden olmaz çocuklar. Pelerin verevden parçalar olur. Evet. O böyle düşer, uçuşur. İşte bir şeyler düzden olmaz. Tamam. Peki. Anladın mı? Anladım. Nedir? Hani böyle verevden parçalar. Akması için böyle daha iyi. Öyle atacak. Aynen ben de Urkan'a katılıyorum. O saçların hiç olmamış. Normal sanki. Ama normal böyle zamandaki gibi. Ya o böyle egzajere etmen lazımdı. Ben de aslında başka bir görüntüsündekini yaptım. Aynı böyleydi. Görüntüdeki, yani buradaki görüntüdeki değil. Başka bir fotoğrafına bakarak böylesini yapmıştım ben de. Ama sen daha ben senin başarılı durumlarını görmüştüm. Bu bana yani zayıf geldi. Ama peki. 6 diyorum. Teşekkür ben. Teşekkür ederim. 6 puan Nurella'dan. Kemal. Hoş geldin Poison Hoş Ivy. Hoş buldum. Şimdi Poison Ivy zehirli sarmaşık deyince aklımıza tabii Batman'deki Uma Thurman geliyor ister istemez. Ve sen keşke oradan örnek alsaymışsın. Çünkü illaki zehirli sarmaşıkta hep böyle bir tulum catsuit vardır. Daracık vücudunu sarar, çok vücut hatları ortadadır. Daha makyajı abartılıdır. Bunları yapıştırmışsın kaşına ama bak. Keşke yani bendeki görüntüsü olabilse yani orada da. Bu filmde de mesela onun yine buralarına yaprak yapıştırdığı şeyler vardır ama daha narin, daha zarif yapraklar. Bu böyle iki tane buraya koymuşsun ama kızıl saç yakışmış. Teşekkür ederim. Ben hep seni beğenmedim. Yetersiz geldi yani. Peki. 5 puan Kemal Yoldan. İvana.
Tuğçe. Efendim. Evet, Poison Ivy çok seksi bir karakter aslında. Ve üzerindeki elbise klasik bir mini elbise. Mini de bile değil. Yaprakları yapıştırdın ama keşke bir mayo üzerinde o yaprakları mont ederseydin. Çok daha iyi olurdu. Daha gösterişli ve daha sensual olmalısı düşünüyorum. Çünkü çok güçlü bir karakter aslında. Evet. Tam kadın, vamp ben bir karakter. Benden ancak bu kadar çıktı galiba. Sen daha böyle baharat kraliçe gibi geldin yani. O kadar şey, yani bu karakterden gibi değilsin. Ama Batman şovunu katladın ve güzel bir şov yaptığın için taşıdın yani. Teşekkür ederim. 6 veriyorum. Sağ olun. 6 puan İmanı'dan Tuğçe'yi yerine alıyoruz.